Selamünaleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Dünya tarihinde ve İslam tarihinde bu manada rüyalar önemli roller oynamıştır. Özellikle Türklerin İslamiyet'e girişinde kilit rollerden bir tanesi görülmüş bir rüya. Şöyle ki, Türk tarihine baktığımızda İslamiyet'i ilk kabul eden devlet Karahanlılar Devleti'dir. Karahanlılar Devleti'nin kuruluşu itibariyle Doğu-Batı şeklinde bir ayrımı var. Burada Karahanlılar Devleti'nde Olçak isminde bir kral başta bulunur. Bunun Samanoğulları Devleti ile bu manada Müslüman olan mücadeleleri bulunur. Bu mücadele esnasında bir ara işte Samanoğullarından bir şehzade ve Ebu'l Hasan el-Kelamati isimdeki bir alim Olçak ismindeki Karahanlı hükümdarına sığınıyorlar. Bu diyaloglar esnasında Oğulçak'ın yeğeni Satuk Buğra isminde bir prens var. Bu prens hem Ebu Hasan Kelamati'den hem de o şehzadelerden etkileniyor. O günlerde bir rüya görüyor. Rüyasında gökten bir tane şahıs yere doğru iniyor ve şahıs bu kişiye yani Satuk Buğra'ya diyor ki Türkçe olarak söylüyor. Müslüman ol ki dünya ve ahirette kurtuluşa eresin diye cevap veriyor, söylüyor. Dünya tarihinin meşhur İbnü'l-Esir el-Cezeri bu rüyayı aktarıyor ve diyor ki bu görülen rüya üzerine diyor, Satuk Buğra diyor, İslamiyet'i kabul etti diyor. Bu miladi olarak 920 veya da 940'lı yıllara tekabül ediyor. Hatta, evet, bu yıllara tekabül ediyor. Satukbura burada İslamiyet'i kabul ediyor ve adını Abdülkerim olarak ekleme yapıyor, değiştiriyor. Ve hepimizin şu an bildiği üzere Abdülkerim Satukbura Han şeklinde Karahanlılar Devleti bu manada İslamiyet'e dahil olmuş oluyor. Ve Satukbura Han bu manada İslamiyet'in hem Türkler arasında da yayılmasına da vesile oluyor. Çünkü daha sonra başa geçiyor. Ve bu manada Müslüman olmayan gayrimüslim Türklerle de kendisi bu manada savaş yapıyor. Ve başarılı olarak İslamiyet'i Karahanlılar Devleti'ni yaymış oluyor. 955 yılında kendisi vefat ediyor. Bu gördüğü rüyayı şöyle ele alabiliyoruz. Birinci olarak o gökten inen şahıs kim acaba denilirse, büyük ihtimal yani o günlerde yalakta olduğu ya işte Samanoğulları prensidir veyahut da Ebu Hasan el-Kelamati isimli İslam alimi ve sufisi de bu manada etkili olmuş olabilir. Çünkü onun dünyasında tabiri ise gayb aleminden gökten inmiş mübarek bir şahıs olarak görünüyor ve ona tebliğde bulunuyor. Ki Kur'an'da vurgulandığı üzere her bu manada millete diyor biz kendi dilinden diyor bir elçi gönderdik. İşte burada aslında yapılacak tebliğde bir usulü söylüyor. O millete onun dilinden bu manada tebliğ yapılması lazım ki görülen rüyada da ona Türkçe olarak Müslüman ol ki dünya ve ahirette kurtuluşa eresin şeklinde bir tebliğ yapıldığını görebiliyoruz. Bir de ikinci nokta muhatabın diline göre ve onun seviyesine inerek konuşmak da gerekir. O ifadeyi böyle de anlamak mümkün. İkinci bir ihtimal şöyle bakılabilir. O gökten inen şahıs bir melektir. O melek aslında Satuk Buğra'ya diyor ki Müslüman o ki kurtuluş eresin diye söylüyor. Bu rüyadan alacağımız diğer bir ders de şu. İslamiyet'ten önceki Türklerin inancı noktasına dair bu inanç insanı kurtarır mı kurtarmaz mı meselesini anlatır. Şöyle bakıyoruz. Dinin tebliği, hak ve hakikatin tebliği ulaşana kadar kişi daha önceki dininden sorumludur. Bulunduğu şartlar itibariyle değerlendirilir, yargılanır. Fakat İslam anlatıldıktan sonra artık İslamiyet'in hak olduğunu gördükten sonra bir kişinin hakkı ve hakikati kabul edip etmeme noktasında karşısında artık cennet ve cehennem denilen iki mekan görünmeye başlıyor. O yüzden önceki dini, semavi bir din dahi olsa herhangi bir din müntesibinin İslamiyet'i reddettiğinde ki İslamiyet olduğu gibi yüzeyle gösterildiğinde artık aslında kendi öz dinini de reddetmiş hükmüne geçiyor. O yüzden de rüyada ona Müslüman ol ki dünya ve ahirette kurtuluşa eresin cümlesi vurgulanıyor. Buradan da şunu görüyoruz. Ya eski Türklerin dini kişiyi hem ahirette hem dünyada kurtarmayacak bir dindi. O yüzden de İslamiyet bu manada
girmesi söyleniyor ki dünya ve ahirete kurtuluşa ermesi manada vurgulanmış oluyor. Veyahut da semavi kökeni bildiğindir ki şamanizmin de bu manada semavi kökenli olduğuna dair de görülmüş rüyalar var. Bu yönden bakılırsa İslam'ın tebliği yapıldığı andan itibaren bir kişi önceki dini semavi bir din olsa dahi Yahudilik, Hristiyanlık gibi artık Kur'an'la karşılaştıktan sonra, Kur'an hak olduğunu bildikten sonra onu reddettiğinde kendi semavi dinini de reddetmiş hükmüne geçiyor. Bu rüyada bu mesajı da görüyoruz. Üçüncü bir nokta şu var. Rüyada diyor ki İslamiyet diyor hem dünya hem ahirette kişiyi kurtuluşa erdirir. Yani dünya hayatının güzel olmasını istiyorsan bu hayatta tertemiz ve dengeli ve hayırlı ve gittikçe gelişir bir hayat şeklinde yaşamak istiyorsan diyor yine İslam'a girmelisin. Öldükten sonraki hayatının dahi yine mutluluklar getirecek şekilde sonsuz bir hayat olarak elde etmek istiyorsan diyor yine diyor İslamiyet'e girmelisin. Bu çerçevede bakıldığında Sıtık Burhan hem kendi geçmişini hem de İslam'ın manada güzelliklerin mükemmelliğini Ebu'l Hasan Kelemati Hazretleri'nin elinde gördükten sonra şu kararı veriyor. Ben bu dine girmeliyim diye söylüyor ve İslamiyet'i kabul ediyor. 940'lı veya 920'li yıllarda kabul ettiğini söylemiş İbn-i Seleci dediği üzere. Ve kendi ismini de artık Abdülkerim Satık Burhan olarak bu manada duyuruyor ve ilan ediyor. Ondan sonra da artık hakkın ve hakikatin bir mücahidi, bir gazisi olarak da İslam'ın yayılması için öncelikle kendi akrabalarıyla, işte gayrimüslim Türklerle bu manada cihad ediyor. Bu şekilde İslamiyet bu manada hem Türkler aleminde hem de daha sonra işte onların vesilesiyle başka ülkelerde yayılmaya başlamış. Allah ondan razı olsun. Bizleri de bu manada İslam'ın güzelliklerini hakkıyla gören ve bu semavi dini hakkıyla yaşayan, dünya ve ahirette kurtuluşunu erişenlerden eylesin. Allah rızası için. El-Fatiha.